Hoş geldiniz sayın sabahlar. İyiyiz çok şükür. Hoş geldiniz sayın sabahlar. Güvenlik kutlasın. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz. Çok değerli meslektaşlarım, sıkıntımız bir, dilimiz bir. Hepimiz taşımacı sektörü yapıyoruz. Kimimiz öğrenci taşıyor, kimimiz yolcu, kimimiz meyvedir, sebzedir, yük taşımacılığı yapıyor. Tam burada. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı 8 şoför odası, 68 kooperatif. Yine sicile kayıtlı birliğimize bağlı 8 odamızda da 4000 şoför esnafı. Yani bunlar mal sahibi olanlar. Şoförler zaten odalarında şimdi kaybolamıyor biliyorsunuz. Yani aynı zamanda şoför ama mal sahibi. Taşıma sektöründe görev yapan çok değerli meslektaşlarımız. Hepinizi ben de Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği teşkilatı ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Taşıma sektörünün sorunları ne ile ilgili? Yasalarla ilgili sorunlarımız var. Tabii bunların bir kısmı yerel yönetimlerle, bir kısmı da genel yönetimle. Yasadan kaynaklanan, yönetmeliklerden kaynaklanan, uygulamalardan kaynaklanan problem ve sıkıntılar. Değerli arkadaşlar, biz bunu zaman zaman milletvekillerimize, ilgililere, bakanlara kadar, genel başkana, cumhurbaşkanımıza kadar geçmiş dönemlerde ilettik. Ve bunlarla ilgili birçok iyiliklerde, güzelliklerde, katkılarda yapıldı. Örneğin bu katkılardan dolayı da mevcut hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Hacli krediler, arkasından da KOSGEB kanalıyla katkı sağlandı. Torba yasası çıkarıldı, borcunu ödeyemeyenler kredi... Az evvel size Sayın Başkan milletvekilime de sundum onları. Belki 100 kaleyle ilgili, hayatını idame ettirmeyle ilgili birçok iyilikler ve güzellikler. Biliyorsunuz Çanakkale'ye geldiğimizden beri elimizden geldiğince dönüşümü için, değişimi için yoğun mesai harcıyoruz. Sabahın bu güzel saatinde size tutup da şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık saatlerden alacak değilim. Ama çevrenize baktığınızda dönüşen yolları, köprüleri, tünelleri, okulları, hastaneleri, huzur evlerini, adliye binalarını, hükümet binalarını hepiniz görüyorsunuz. Zaten Sayın Başkan, hükümetin esnafımızla ilgili yaptığı işleri büyük anlamda ifade ettiler. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz Çanakkale'de yola çıktığımızda hep bize dediler, Boğaz Köprüsü ihtiyacımız var, yapılır mı yapılmaz mı, olur mu olmaz mı, her dönem vaat edildi ama olmadı. 1960'lardan beri gündemde bu iş ama olmadı, hep söylendi. O zaman şunu demiştik. AK Parti için yol yapmak, köprü yapmak, okul yapmak artık bir sınav olmaktan çıktı. Biz bunun kralını yapıyoruz tabiriyiz. Ama bizim için asıl olan gönülden gönüle köprü yapmak, kalpten kalbe bağ kurmak demiştik. Bugün gördüğüm şey o. Hala Çanakkale'mizde dernekler, vakıflar, odalar bir araya gelip aynı huzuru, aynı güzelliği paylaşabiliyorsa en kıymetli köprü bu bence. Bu ülkenin her köşesinde Çanakkale'nin huzuru olsun istiyoruz. Bu ülkenin her köşesinde Diyarbakır'da, Hakkari'de Çanakkale'nin mutluluğu olsun istiyoruz. Ama bunu yaparken aynı zamanda köprünün bir ihtiyaç olduğunu söylemiştik. O köprünün buraya yapılacağını ifade etmiştik. 15 yıl önce büyük çoğunluğa katılımıyla o köprünün temelini attık anlıyoruz. Bizim için atılan temel, açılan temeldir, yapılan temeldir, ipten iştir. Bir işe başlamışsak, şimdiye kadar hamdolsun yarım kalan işimiz yok. Göreceksiniz, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde gideceğiz hep beraber davulla, zurnayla geri buluya yüreğe geçen inşallah. Çok fazla bir iş kalmayacak. Kaldı ki o köprü en çok sizler için kıymetli olacak. O köprü buranın tarımı demek, turşumu demek, sanayisi demek, her türlü ürünümüzün ihracı demek, her türlü üretilen meyvanın, sebzenin, balığın çok rahat İstanbul'a, Avrupa'ya gitmesi demek. Ama en çok da şoför esnafımızın hava bugün yağmurlu mu değil mi, sis var mı yok mu, rüzgar oldu mu olmadı mı, kuyruk çok mu az mı, önce balıkçı mı, şeftalici mi, kim gitsin bakalım derdi olmadan besmele çekip tarzıya geçmesi demek. Ve bir şey daha, o köprü herhangi köprü değil. Dünyanın en uzun.
Dünyanın en uzun köprüsünü Çanakkale yapacağız inşallah. İki köprü var gibi. İstanbul'daki Kocaeli'ni görmüşsünüzdür. Tek tabya, bildiğiniz yol. Altı şeritli, üç gidiş, üç gidiş. Buradaki üç gidiş ayrı, ortası boş, üç gidiş ayrı. Yani iki köprü var gibi olacak. Rüzgarın etkisinin azalmasından dolayı, az olsun dememizden dolayı. O yüzden hem uzunluğuyla, hem estetiğiyle, hem iki köprü görüntüsüyle Çanakkale'mizin markasına ekstra bir marka katacak inşallah. Ama en çok da şoförlerimiz bu konuda anlatacaklar. Dediğim gibi besmele çekip basıp edecekler.